Teknik konulara geçiyor olacağız. Fakat ben öncelikle size kendi kişisel görüşlerimle ilgili birkaç tane slayttan bahsetmek istiyorum. Yani o hususta konuşmak istiyorum. Ne istediğini bilmek hani mutluluğun temel anahtarlarından bir tanesidir. Eğer ne istediğinizi biliyorsanız o hedefe ulaşmaya çalışır ve ulaştığınızda da mutlu olursunuz. Bazen de ne istediğini bilmeden bir hedefe doğru gideriz. Hedefe ulaşmış olsak bile istediğimiz şeyin aslında olmadığını fark ettiğimizde o ana kadar yaptığımız çalışmalarla, emekle baş başa kalırız. Yine mutsuzluk sendromu boy göstermeye başlar. Yeni mezun birini ele alalım. Amacı nedir? Tecrübe kazanmak. En büyük hedef budur yeni mezun birisinde. Tecrübe kazanmak. Düşük ücretlerle çalışır. Her işi yapmaya çalışır. Çalıştığı firmanın kurumsallığının çok önemi yoktur. Daha düşüktür en azından hani beklentileri. Bu çerçevede beklentisi tecrübe sahibi olmak. İşte 5 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl neyse ben orada çalışacağım der ve tecrübe sahibi olmak istiyorum der. Genellikle bu şekilde bir beklenti ve sonuca gitmeye çalışır. Ne istediğini biliyor çünkü. Ama özellikle bir yerde çalışıp iş değiştirme güdümlü olan kişilerde bir sonraki iş yerinde başarısızlıklar görebiliyoruz. Örneğin iş yerindeki yazdığı kodu, yazılan koddan çok memnun değil. Bu yüzden teknik anlamda çok mutlu hissetmiyor kendini. Daha iyi kod yazabilirdik fakat yazılmıyor. Bu da beni mutsuz ediyor. Köreliyorum diyor. Fakat gideceği yerde de aynı durumla karşılaşma olasılığını ortadan kaldırması gerekiyor. Yani gideceği kurumda acaba nasıl kod yazılıyor konusunda bir fikir sahibi olunursa iyi olur. Benzer mantıkla aynı şey iş yeri ortamı için de geçerli. Yani bulunduğunuz ortamda keyif almıyorsanız ve sizi bu çok motive ediyorsa, kazandığınız paradan, yazılan koddan ziyade iş yerindeki ortam sizi motive ediyorsa, o zaman iş yerindeki ortam için aynı mantığı gerçekleştirmelisiniz. Aksi takdirde olay kumar oynamaya benziyor. İş yeri değiştiriyor. Düşünsenize bir sürü özlük hakkından oluyor, iş yeri ortamından oluyor, alışkanlıklarından oluyor. Bu çerçevede arkadaşlar benim size önerebileceğim, kendi adıma önerebileceğim temel madde ne istediğinizi biliniz.